Bizde olmayan, geçen bölümde açamadığımız Secret unitlerde ilk gideceğimiz yer Rönesans Çağı. Bakalım Rönesans Çağı bize yeni hangi gizli üniteyi getirecek? Hemen o gizli üniteyi bulmaya çalışacağım. Bakalım haritada nerede saklanıyormuş gizli ünite? Oğlum benim diğerlerini izlediğim adam bu. Yok ebesinin nikahı artık. Evet arkadaşlar. Secret Unit. Küfürlerinizi hazırlayın. Küfürlerinizi hazırlayın. Çünkü kelimenin tam manasıyla ana bacı yapmalık bir yere şey yapmışlar. Hani bu kadar da olmaz ya. Bu kadar da olmaz ya. Peki bu Baloncu Reis'in olayı nedir abi? Baloncu Reis yalnızca 90 puan içeriyor. Misal Baloncu'nun karşısına 3 tane şundan koyalım. Adamı yukarı çekip balon şeyle kafasına vuruyorlar kanka. Abi inanılmaz eğlenceli değil mi? Bak. Birebir de düşün. Adamı tutuyor. Yukarı kaldırıyor. Bak yukarıdayken bırakıyor aşağı betona çakıp öldürüyor. Peki bunun şeyi var mıdır abi? Bunun bir taşıma limiti var mıdır? Misal bir mamutu yukarı kaldırabilir mi? Ben pek ihtimal vermiyorum ama mamutun götünün altında ezildi. Birkaç tane koysana Birkaç tane mi? bir. Birkaç tane baloncu. Bak 40 tane baloncu bir tane mamutu havalandırsınlar. Bak havalandırsınlar kazandı sayacağım. Oha! Yok 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 reis yok. Yok yani mamut bana mısın demedi moruk. Mamut bana mısın demedi. Yani güzel deneme ama yok acım dedi. Olmaz. Olmaz. Kalkmıyor abi. Kalkmıyor. Mamut kalkmıyor. Evet. Mamut kalkmıyor. 40 tane baloncuyu denedik ama olmadı. Yani eğlenceli ünite ama çok faydalı mı tartışılır. Sonrakine geçelim direkt. Evet, her zamanki gibi küfürlük bir yere daha saklamışlar. Buradan Dynasty'ye gidiyoruz ve Dynasty'de yeni elemanı sakladıkları yer tam olarak şurası. Bak göremiyorsunuz muhtemelen. İçeride bir şeyler yeşil yeşil parlıyor. Gördünüz mü? Red Jade. Peki bu Red Jade nasıl bir eleman? Hemen bakıyorum efendim, hemen bakıyorum. 2000 puan değerinde. Peki, misal karşısına 2000 puanlık bir asker grubu çıksa ne yapabilir? 20 askere tek yetecek güçte mi? Zira Sensei 30 askere de yetiyor. Ananı yiyeyim. Bayağı çılgın. Tekvandocunun upgrade'li hali gibi. Çok sanatsal dövüşmedi mi peki? Mükemmel dövüştüm. Gerçekten sanatsal dövüştü ama yattı aşağı. Bak, boğuluyorsun. Ortadaki delik olmasaydı zaten büyük ihtimal direkt ölürdü. Bazen Aynen. ortadaki deliğe fırlattı ya. Ama sanatsal dövüyor. Bununla nasıl bir kombinasyon yapabiliriz misal? Pompon kızlar bunu desteklerse nasıl bir sanatsal çalışma sergileyebilir budur bu? Yani misal bir tane mamutu bayıltabilir mi abi? Tam mamutun ayağı kayıp düşecek bu Dynasty haritasında.
Direkt hortum yapıp öldürüyor. Bir saniye, bir simülasyon map'ine geçelim. Abi 5 tane mamut var, tamam mı? 5 tane mamutun karşısına bu ve bunun pomponcuları. Ege? Olanları Maşallah. Görüyor musun? Evet. Ne? Bu ne abi? Peki misal buz deviyle çarpışabilir mi? İki tane buz devini yenebilir mi? Abi manyak. Ama kendi adamlarını da patlatıyor kanka. Ve iki buz devini yeniyor. Buz devi falan dinlemiyor abi. Arkasına atak speed verdiğinde buz devi falan dinlemiyor. Peki okçulara karşı bir koruması var mı yoksa tek mi yiyor? Yani bunun karşısında şöyle bir deli gibi okçu grubu olsa, çok fazla da koymak istemiyorum şey olur diye. Aralarında bir tane dev çıktı moruk, bu nasıl oldu? Yok, direkt yiyor. Yok abi, okçulara karşı hiçbir şey yok, hiçbir gücü yok. Pardon, o dev nasıl çıktı yalnız, ben çok merak ettim. Ben de hiçbir fikrim yok valla. Adam bana mısın demiyor. Reaper'la mı kapıştırayım? Birebir mi? Arkasında şeyler varken yener ya. 4 tane Reaper'la başa çıkabilir mi bakalım? Ama zor gözüyle bakıyorum ben ya. Evet. Reaper yatırıyor aşağı. Ama güzel deneme. Güzel deneme. Arkadan uzaktan başlatabilir misin? Direkt hortumla girsin. Yo şey yakınına gelmeden atak yapmıyor balım. Ya bak misal şöyle düşün. Mamutu istersen şuraya koyalım bak. Bu mamutun oraya hortumla gitmiyor. Sadece hortumla gidiyormuş lan galiba. Vallahi hortumla gidiyormuş ha. Cece haklı. Ben rakibi görünce şey yapıyor zannediyordum. Tamam. 4 tane Reaper uzakta. Ya doğru bilmiş ya. Kazanıyoruz reisler. Yani adama yeterince mesafe verirsen şu an durdurulamaz güç gibi bir şey. Ama tabii tek başına pek bir cacık etmiyor yani. Tek başına Sensei kullanılabiliyor ya da Artemis tek başına kullanılabiliyor ama bu tek başına cacık. Okçu falan patlatır bunu. VS Artemis. Ha acaba yani şey mi merak ediyorsunuz? Bu hortum halindeyken Artemis'in oklar buna değecek mi? Tamam, iki taraf için de 12.000'lik bir şey ayarlayalım. Artemis için de 12.000'lik bir şey ayarlıyorum ama abi Artemis'in yakınından bile geçemez, ben size söyleyeyim. Geçermiş. Geçti bu arada. Geçermiş. Hortumla başlarsa yok ediyor. Peki Sensei ne yapabilir bu konuda? Sensei bir şey yapabilir mi? Hadi reis, hadi reis, hadi reis. Yok abi, Sensei de ekstra sazanga yaptı. Hortuma dönerse bunu tutabilecek güç yok. Yok abi. Hortuma kasla dönüyor, bir onu hesaplasana. Ha? Hortuma kas pomponla dönüyor, bir onu hesaplasana. Tamam, karşıya da o zaman sadece pompon vereyim.
Bakalım hortuma kaç pomponla dönecek? Şu an burada kaç tane var? 8 tane var. 8 tane pomponla hortum yapabiliyor mu? Yok kanka, 8 pomponla bir bok yapamıyor. 8 pomponla yürüyebiliyor. Ha, karşıdaki pomponlar debuff veriyorsa işin o kısmını bilemeyeceğim. Dur, buraya şey yapalım. Şu gitarcılardan koyalım, gitarcı çocuklardan. Hani debuff falan verme durumu varsa o olmasın. Ama 8'de dönemiyor. Da Vinci tankı halleder bence. Abi Da Vinci tankı da hortum verir. Yok kanka, 8'e dönemiyor. Ya dönebiliyor, dönebiliyor. Ama minik hortum, öyle çok kuvvetli değil. Ona bir dene. Neyse dur, biz işin şey boyutuna geçelim gene. Taşak boyutuna geçelim. Acaba hangisininki daha büyük? Şöyle bir 12.000 yapayım bunu. Bir de arkaya Da Vinci tankı koyacağım. Bence Da Vinci tankı halleder ama. Araya mesafe koyayım mı? İkisinin de hortuma dönmesi lazım gerçi. Yani mecbur koyacağım mesafeyi. Da Vinci tankı için de şöyle bir ayarlı 12'ye. 12.000'e. Dön lan. Yok abi, iki hortum birbiriyle kapışmıyor. Da Vinci tankı hortum çıkarmadı. Selen dolayı olabilir. Da Vinci'nin daha az pomponu var. Evet. Ama Da Vinci tankı ölürken öldürdü çocuğu. Şu an iki buffer parti birbiriyle kapışıyor. O zaman Da Vinci'nin pompon miktarını arttırdım. Evet, iki hortum birbirine giriyor. Tam aradığımız sahne ama yine öteki alıyor kanka. 6.000 puan fazla vermeme rağmen Da Vinci tankına diğeri alıyor. Evet. Aynı şeyleri kapıştır. Biz iyice işin fantazisine gittik ha. Aynen aynen. Ama char güzelmiş. Çok şey yani. Baloncu da eğlenceli, bu da eğlenceli. Al baba, iki tane hortumun kapışması. Evet ama mavi taraf kendi pomponlarından birkaçını yese de mavi yattı abi aşağı. Kırmızı da yattı aşağı. Pomponlar birbiriyle şey yapıyor. Secret karakter kaldı mı? Kaldı canım, kaldı. Hadi diğer secret karaktere gidelim ya. Ama Red Jane çok güzelmiş. İkinci karakterimiz Tribal Sandbox'ta. Tribal Sandbox'ta kendisi bir dinozor. Güzelmiş ama, güzelmiş. Abi evet, bu fura ilk çıktığında şey dedim, bok gibi ünite dedim ama her savaşta kullanıyoruz. Evet, yeni secret ünitemiz. Raptor. 200 puan. Sanırım bu sadece tank ya. Böyle hani bunu neyde kullanırsın? Ben sana söyleyeyim abi. Bunu misal adam seni katapultla sarmış, tamam mı? Bence bunu en baba katapultta kullanırsın. Aynen abi, katapultta. Raptor bana göre de tırt geldi. Bana da tırt geldi. Yani Raptor'la alakalı yapılabilecek bir şey var mı misal? Bir tane bak, 2000 puanlık Raptor bir tane 1500 puanlık kralı yıkabilir mi? Yıkar herhalde ya. Yıkamadı. Yıkamadı. Raptor'la baloncuyu mu kapıştıralım? Raptor birebir de yer sanırım ya. Bak, 4 baloncu bir raptoru alıp götürebilecek mi acaba? Kaldıramıyor reis. Aha, ikisi bir oldu, kaldırıyor lan. İkisi bir oldu, kaldırdı lan. Ha, avcılık sahnesi görelim diyorsunuz.
Baloncular tırpmış bu arada ya. Avcılık sahnesi görelim diyorsunuz. Moruk. 50 tane bundan. 2 tane mamuta karşı. Ya da eşitlik olsun lan. 4 mamuta karşı 50 tane şey. Raptor. PC çöker. Yak be. Pomponla bir şey olmaz ki ya. Helal lan, raptorlar beni şaşırttı bak. Mamutun birini aldılar bile de raptorlar gözükmüyor ki. Kafasının tersini ısırdı moruk. Beyler, altta bir yerde sağ kalan biri var galiba. Bayağı güzel avlanma sahnesi. Mamutlar raptorlara dikini taşıyanı sürtüyor. Ki sürttü. Evet, raptor tırtmış. Raptor kesinlikle tırtmış. Yani çok kullanışlı bir şey değilmiş abi. Altta kalanın canı çıksın. Onu bir piknikte mi ne oynadıydık? En altta da ben vardım. Bana bir şey olmaz lan dedim. Amına koyayım, bir baktım sınıfın yarısı üstümde. Bir saniye, hangi haritaya geldi lan? Böyle bir kafamı çevirme gafletinde bulundum lan. Nere bura nere? Ha, yine Tribal Sandbox. Yine bu bölge. Bu bölgede yine yok ebesinin amı diyeceğim ya. Raptor binicisi baba bu da. Bu da raptor binicisi chat. Peki raptor binicisiyle normal raptorlar arasındaki fark ne? Nerede biliyor musun raptor binicisi? Şurada abi. Normal raptor binicisiyle normal raptor arasındaki fark ne? Bana bir onu anlatsana. Raptor binicileri ne kadar misal? Raptor binicileri abi 480. Peki bir şeyi merak ediyorum. Atıyorum 10 tane raptor binicisi. Bir tane mamutu alabilecek mi? Oo bak. Başlarında oyunda daha keşfedilememiş secret üniteler var. Allah sabır versin vallahi keşfetmeye çalışanlara. İkisini birden devirebilecekler mi peki? Başlarına insan geçince bunlar daha bir şey oluyor. Bak 10 tanesi 2 mamutu aldı. Puan dengesi de neredeyse eşit. Başka ne yapılabilir misal? Teknoloji ile ilkelliğin savaşı abi. Tamam mı? 20 tane raptor binicisi. 20 tane. 2 tane Da Vinci tankına karşı. Reis teknoloji win. Hem de ağır win. Flawless victory. Ben böyle bir yenme görmedim bu. Kadircan'ı, selamınız aleyküm Samet abi. Geldim, bir senedir yoktun demiş. Evet evet. Evet evet, bir sene oldu Kadircan. Hadi bakalım, yenisi nerede? Ulan yine kafamı çevirdim arkadaş. Burası neresi birader? Viking bölgesinde sıradaki eleman. Bu Viking bölgesinde saklı olan secret unit neymiş bakalım. Scouter diyor. Scouter mı? Ama bana bu çok basit bir şey gibi geliyor sanki. Ha şurada keşfediyoruz abi. Çıkacak Secret Unit'i Azrail'le mi dövüştüreyim? Oğlum gelen Secret Unit 250 puanlık lan.
250 puan. Ne yaptığı bile belli değil. 5 tane çocuğu yen lan hadi. Ananı avradını. Fuşura da atıyor. Evet, çocuklar dövüyor da yani misal pompon desteğine ne kadar seri bağırabilir? Artık her şeyde pompon desteği kullanıyoruz ha. Ha, yok abi, yok yok. Yok yok, o kadar efektif bir şey değil. O kadar efektif bir şey değil. Aynen. Rüzgarcılar gibi. Hani sadece şunu merak ediyorum. Acaba bunun gücü misal bir tane mamutu geri itmeye yetiyor mu bunun bağırma gücü? Yok abi, hiç mamut bana mısın demiyor. Aldı altına götüyle ezdi geçti. Rüzgarcılar vs. bağıran deli. Tamam abi. 15 tane rüzgarcı. 15 tane scooter'a karşı. Ananı yiyeyim, rüzgarcılar uçtu. Çok yakın yaptım belki de. Ama şimdi bunların hükmü bitti. Yakın koymama rağmen. Lan ağzıma abi girdi lan. Abu. Rüzgarcılar kesti bu arada. Rüzgarcılar kesti bu arada. Peki bu bu elemanlar, şöyle bunların sayısını bir 30'a çıkarsam. Bu elemanlar bir mamutu uzaklaştırabilir mi? Evet abi, mamut galiba hepsini götüyle ezecek. Yok kanka, kesinlikle işe yaramaz bir unit. Yok yani, bundan 30 tane koyuyorsun bir tane mamutu etsin diye, tırt. Sonraki gizli ünitemiz babuşlar, korsan mekanında. Bakalım korsan mekanında nereye saklamışlar gizli üniteyi. Lan oyunda da ne çok gizli ünite varmış arkadaş. Bomb stickçiler mi? Sanırım efsane bir şey gelmedi ama yine de bakmaya değer bir şey galiba. Şelalenin içinde de mi var bir şeyler? Tamam, varsa listeden gidiyoruz. Sırayla alırız canım. Peki bu bomb stickçiler ne işe yarıyor? 140 birim. Ne yapıyorsunuz misal? Çok merak ettim. Ha, vurdun mu patlatıyor. Ben bir VC modası verip geleyim. Gelince şununla birazcık bir oynayalım. Yenge bomba gibi mi? Abi o nasıl bir işbiridir ya? Geliyorum. Bas basa kaldık. Ne yapıyorsunuz sen? Haine gelme. Ne kadar da komik seni. Sizi iyi bugün formunda. İyiyim ben de, sağ olasınız. 200 TL olmaz. En son 3+1 daire teklifi vardı. Onu gösteren olmadı sonra kadar. Üsküs ya, sınavlar var hala. Fizik falan çalışıyorum bir yandan. Bir yandan yayın.
Kanallarımı öyle gibi. Kanalları götüreceğim bir gün ya. Mars'ı üstüme. Arsa satlanan şeyden ya. Böyle yıldızlardan falan o zaman. Kaçıncı sınıfım? Şu an 10. sınıf. İyiyim, sağ olsun Zülfü Karsan. Sana sıcak. Aga be. Teşekkürler Zephyrus abi. Yaşım mı 16? Kimlik bilgilerini mi veriyorsun lan insanlara? Ha? Evet evet. Yurt istiyorlar. Abi 200 lira yurt vereyim mi sence? Şu an çok kararsız kaldım. Parayı kırışacaksak ver. Parayı kırışacaksak ben kolaylıkla sağlarım insanlara. Hayda. Hadi bakalım şu bombacının kuvvetini bir deneyelim istiyorum Ege. Hani acaba bombacı, bu bomba tutucu yalnızca hani bir piyadeyi öldürebilecek güçte mi? Yoksa böyle daha büyük üniteleri de indirebilir mi aşağı? Mesela tek vuruşta eğer vurma şansı olursa, ki vuramadı. Bombacı sayısını arttırmak lazım. Kralı havaya uçurabilir mi? Aa yok, uçuramıyor abi. Uçuramıyor. Bunlar uçursa intiharcı. Uçursa ne saçma olurdu ya. Uçursa ne saçma olurdu zaten. Düşünsene oyun sana 40.000'lik bir ünite koyuyor. Karşına sen bir tane bombası patlayabiliyorsun. Bak 14.000'lik bombacı karşısında aynı güçte çocuk grubu. Oy! Ama Blue kazanıyor kanka. Yani intihar ettiklerinde arkada şayet gibi üniten yoksa patlıyorsun, yatıyorsun. Arkaya bir tane kılıçlı koysana. Arkaya kılıçlı koyarsan sen kazanıyorsun. Tırtmış ya, yenisine bakalım direkt. Onur abi, tek atımlık olabilir baba. Bu arada Ponçik Ege Baba'ya selam demiş. Allah razı olsun Onur abi, teşekkür ederim desteğin için. Aleykümselam. Aleykümselam. Evet, bombacı var abi. Bombacı var. Sonraki hedefimiz bombacı. Hadi bakalım, yanlış yere de bakmış olabilirim. Yo, yanlış yer değil. Bir tek dağ arkası bura var. Lan buranın arkasında bir topçu yok muydu lan? Aslında böyle secret unitleri falan aramak lazım. Gidip böyle sağa sola şey yapıp da. Evet beyler, bir saniye, ben bombacının yerini kaybettim abi. Acaba şurada bir yerde mi, buranın gerisinde falan? Böyle map'in arkalarına bir yere tekabül edecek şekilde bir yere konulmuştu ama. Evet, unuttum. Biraz geri sar lan. Nereden gidiliyor oraya? Evet, aslında çok basitmiş. Şurada. Ben biraz ayrıntılı bakmışım. Peki bu topçuyu nasıl kullanabilirim ben? Nasıl değerlendirebilirim? Bu topçunun puanı ne kadar? 1500. Vallahi nasıl bir hasar olduğunu merak ettim şimdi. Misal hadi 4 topçu bir tane mamutu tutsun. Tutamıyor. Tabi uzun mesafe işi bu. Şeyi dağıtabiliyorlar mı kalabalık grupları? Örneğin önümüzde şöyle kalabalık bir grup var. 50 adamdan oluşuyor. Duman ediyor abi, yok ediyor. Yani klasik siege ünitesi ya. Aleykümselam Onur abi. Tekrardan Onur abim aynı donate'i göndermiş, sağ olsun. Kesene bereket abi. Hadi bakalım bundan sonraki üniteye bakalım. Alan hasar veriyor bu, evet. Müzik sesi çok kısar mısın? Benim de beynimi şey yaptı ya, deldi. Ama farkındaysan böyle bir... Kendi kendine yükseldi moruk. Böyle bir anda yükseldi anasını satayım. Normalde müziğin M'si yoktu. Kendi kendine yükseldi.
Evet, ikincisi nerede? İkincisi de mi korsanlarda? Üçüncüsü, pardon. Bir üçüncüsü de korsan mapinde. Eşeğin hörekesine gizlen. Ananın ağzı. Ama harbi bu küfürlük ya. Bak hem saklandığı yer küfürlük moruk. Tamam mı? Hem saklandığı yer küfürlük hem de... Lan suyun altında ben net göremiyorum. Hem saklandığı yer küfürlük hem eleman küfürlük. Ne bu? Bu ne? Ummadık taş baş yaracak galiba. 500 puanlık bir şey bu. 5 tane kılıçlı adamı dövebileceğim mi lan? Ha bunlar şey gibi. Ben bunu anladım. Ben bunu anladım. Bu şey abi. Aynı Snake Unit gibi. Misal hani bir tane göreve denk geldik. Atıyorum görevde şurada bir grup var. İşte burada kalkanlılar var falan filan. 2000 puan, 2500 puan harcama hakkımız var, tamam mı? 2500 puana galiba buradan şu şeyleri alacağız abi, 5 tane. Bu pomponlar bunlar değil. 5 tane alacağız reis bundan. Sanırım böyle atacağız moruk. Anladın? Bunlar hani yılanlar gibi yiyecekler bunları. Evet, güzel yiyorlar ama bunların önüne bir şeyler koymak lazım. Çünkü ziyadesiyle yıkık var. Bir saniye ama daha uzaktan atabiliyorlar mı misal? Yani illa yakınlarına mı gitmeleri lazım adamların? Ama mesafeleri gayet iyi aslında. Yani mesafeleri gayet uzun. Hadi bir daha, hadi bir daha, hadi bir daha. Yok abi, o kadar da... O kadar da OP değil ya. O kadar da OP değil. Peki bir tane bundan yaptım. Etrafına 5 tane, 4 tane pompon koydum. Ne kadar hızlı atacak? Ha 5 tane ayrı ayrı koymak yerine bir tane koyup arkasına 5 tane koymak birazcık daha mantıklı gibi. Baksana sürekli veriyor. Ama yok ya böyle yani şey gibi sanırım. Yani çünkü fermuara sıkıştırmak gibi. İnce hafif bir acısı var. Hafif bir damage veriyor ama yani unutulmaz değil. Yok abi. O nasıl benzetmedi ya? Yani damage ufak. Etkili ama ufak. Ufak damage. Hafif acı mı? Reis makineden makineye değişir. Evet, anladım abi. Tırt. Ama bir şeyi çok merak ediyorum. Yani fantazi bu sadece. Normal senaryoda kullanılmaz. Diyelim ki şurada abi 2-3 tane mamut var, tamam mı? 2-3 tane mamutu burada şey yapabilecek mi? Durdurabilecek mi? Bir tane değil ama arkasına şöyle bir 20-30 tane falan şey vereceğim. Hızlandırıcı vereceğim. Yok baba mamutlar anasını satayım, istiridye kabuklarının anasını satıp satıp geçtiler valla. Yok. Yok abi, cacık. Cacık, gereksiz ünite. İçim ürperdi lan, aga be. Bakalım efendi, diğer secret unit nerede? Benim amıymış. Gerçekten ebenin amıymış abi. Bunu bizim bulmamızı nasıl bekliyorlardı acaba? Normal şartlar altında. Şelalenin oradan buraya gizli geçit var. Ve Blackbeard açıldı.
Siz kafayı sıyırmışsınız reis. Peki bu Blackbeard nasıl bir şey? 2500'lük. Ne yapıyor 2500'lük peki? Misal 30-40 tane basıpsız adamın... Oo, reis savaşçı çıktı. Güzel mücadele ediyor ha. Kara sakal. Bunun arkasına rüzgar versek bu kesin hızlanır var ya. Kesin hortum çıkarır bu abi. Bu arada helal olsun, adam tek başına dağıttı. Şuradan bir simülasyon alsana. Hortum çıkardığında ne yapabileceğini merak ediyorum abi. Hani bizim bir tane yenilmez vardı ya, hortum çıktığında yenilmez olan. Onunla kapıştırtacağım. Misal, karşıda 7 tane mamut var. Evet, hortum çıkıyor ve hortum bayağı etkili. Ama şeyi yenebilir mi misal? Bizim yenilgisizi yenebilir mi? Bizim bir tane yenilgisizimiz vardı burada. Lady Red Jane. Bakalım ikisi de hortum yaparsa kim kazanacak? İki tarafta 13.000 puan. Kaba sakal mı, Jed Rain mi? Yok abi, hala öteki çok daha hızlı. Hala yenilmez. Yenilmez şey. O bizim abla. Onun yerine tutacak biri çıkmadı daha. Yani güzel. Çar çok tırt değil ama hortum atamadı. Abi hortumu sonradan attı da. Bu kadarmış demek ki canı. Evet arkadaşlar. Secret üniteler bu kadarmış ne yazık ki. Zeus'la kapıştırır mısın? Hangisini? Tek başına hangisi daha iyi? Deneyelim. Egecik sen ne yapıyorsun? Ha ben fizik. Fizik mi çözü? Ha. Aga be. Birebir de muhtemelen şey alır ya. Birebir de kara sakal alır gibime geliyor ama. Lady Jane de bana çok şey gibi gelmedi. Baksana abi herif ötekinin üstüne sıçrıyor. Ama kesiyor bir şekilde. Alpim mi 100 bit göndermiş. Alpim teşekkür ederim 100 bitlik desteğin için. Ama yok abi. Her ne kadar arkasına havalandırıcı vermek iyi de olsa kara sakalı birebir de alamıyor. Şimdi bir şey denemem istendi. Zeus'lara gireceğiz abi. Zeus'a gireceğiz. Bakalım Zeus'a girdiğimizde nasıl bir sonuç çıkacak. 12.000 puan yapıyorum gene ben bunun arkasına. Bu doğrultuda da buraya Zeus koymam lazım. Ne kadar Zeus koyulacak? 6 tane Zeus koyulacak. Hadi bakalım. Hortuma dönüşmesine müsaade edecek mesafe bırakırsan kimse bunu durduramaz abi. Yani hiç zannetmiyorum yani. Hortuma dönüşmesine müsaade edersen kimse durduramıyor. Ya bu arada bu buffer ünite ne güzel üniteymiş lan. Böyle ilk başta hep en tırtı bu dedik, en şeyi bu dedik. Ondan sonra adamlar şey çıktı, yargılayıcı çıktı. Peki bir tane elimizde şey olsa. Shadow Caster olsa abi, bir tane kılıç fırlatan eleman olsa. Bir kılıç fırlatan elemanın arkasında da dünyalar var. Bu herif misal 5 tane mamutu durdurabilir mi? Yok durduramıyor. Yok abi baksana zibilyon tane kılıç fırlattı anasını satayım. Durdurmuyor. Abi çok büyük ordu kurarsan bilgisayar donuyor. Yani yapacak bir şey yok. Evet gizli üniteler bunlarmış. Umarım daha yenileri keşfedilir.
Reaper Booster vs Jade Booster. Tamam. Abi Reaper'ın arkasına veriyorum booster'ı. 12.000 puana getirdim Reaper'ı. Nerede Jade? Jade'i verdim. Jade'i de 12.000 puana getireceğim şimdi. Hortum yaparsa ben şansı olmaz diye düşünüyorum ya. Hani yakına koyarsak Reaper keser muhtemelen de. Eğer uzaktan hortum yaparsa bence hiç şansı yok. Yok, reis dağıtıyor. Dağıtıyor, dağıtıyor. Yani şey yaptığı an... şey yaptığı an dağıtıyor. Hortum oluşturduğu an bitti. Aynen, Karasakal hortuma dönüşse de bu arıyor. Kankam bilgisayar yani 10.000 20.000 puandan sonra şey yapmaz, kaldırmaz. Bilgisayar değil, oyunun kendi optimizasyonu el vermiyor ki buna. Hivacha ve Buffer. Hivacha ve Buffer mı? Hivacha dediğin hangisi? Hivacha? Hangi ünite o? Secret unit mi? Normal bir şey mi? Onu söyle, şey yapalım. Secret unit'e mi arayalım? Aa, ben bildiklerimi yapıyorum ya. Bilmediklerim sıkıntı. Ninjalarda. Ninjalarda Hivacha. Ha, o çok manyak bir şey olmaz mı lan? Bak karşıda da şöyle devasa bir ordu olsun. 80 kişi. Ha. Bu damage atmıyormuş ki. Puan farkı da o kadar yoktu yani arada. Bu damage atmıyormuş abi. Peki bir şey soracağım. Bak 3 maymun kralın gücü, tamam mı? Bu ordularla hesaplanıldığında 86 kişiye bedel. Peki 3 maymun kral 86 kişiyi alabilir mi? Galiba alıyor lan. Üç tane maymun kral. Üç tane. Bayağı güzel. Peki 3 maymun kral bir devi kesebilir mi? Buz devini. Anladım, 3 tane. 3 tane baba. Maymun krala hız versene. Onu sonra veririz. Kesemez. Ben şeyden yana umutluyum ya. Devi dolandırırlar herhalde. Bunlar kendini çoğaltıyor ya gölge tekniğiyle bir şeyle. Ama alamayacaklar galiba. Devleri birebir de alabilecek adam yok ya. Evet. Pompon kızlı hortumcu vs normal hortumcu mu? Nasıl yani? Ninja ve Booster vs Sensei. Ha, ninjalar da normalde şuriken atıyor değil mi? Ama ederince mi çarpışacaklar? Nasıl çarpışacaklar? Yani bunun arkasına 12.000 verip Sensei'yi şey mi bırakacağım? Tek mi bırakacağım? Hangisininki ilk değerse o alır ya herhalde. Sensei'ninki ilk değildir. Ama deneme amaçlı şey yapalım misal. Büyük bir hedef. Mamut. Misal o kadar buff'la bir Sensei kadar fırlatabiliyor mu? Yok abi.
Mümkün değil. Da Vinci tankı hortum yapıyor tabii canım. Ya bayağı bokunu çıkardığımızı düşünüyorum ben. Bokunu çıkarmadığımız bir şey kaldı mı? Mal lan bu. Direkt mamutun altına yattı. Archer'ı bufflar mısın? Abi hiçbiri yüksek üniteler gibi olmuyor ya. Mamut siklemedi. Sensei ya kim alırsa alır bu arada. Swordmaster boosted edilmiş. Kanka Swordmaster tamam. Boosted Swordmaster da ne koyacağım karşısına? Hani böyle boosted Swordmaster'la bir ordu mu keselim? Ne yapalım? 12.000'e Swordmaster buffladım. Tamam karşısına ne yapayım? 120 tane adam falan mı koyayım? Ki 120 adam koyamam, birazdan kasmaya başlayacak. Yok abi. Çocuğu bufflasana. Çocuk bir şey yapmıyor ki. Ama belki biraz fazla yakın yaptık ya. Swordmaster'a ne kestirelim? Kral falan mı kestirelim? Birebir de kesebilir. Birebir de mamutu da keser, şeyi de keser. Buz golemini kesebilir mi peki? Biraz daha mesafe olaymış belki. Buz devinin baksana. Şeyi kalmadı moruk. Boş yeri kalmadı abi, boş yeri. Tamamdır ya, bokunu çıkardık. Artık şey yaparız abi. Daha gizli üniteler keşfedilirse o keşfedilen gizli ünitelere de bakarız. Olmadı, campaign modunda oynayacağımız challenge, Dynasty, Renaissance, Korsanlar ve Spooky campaign'i var. Daha oynayacağımız 4-5 tane campaign var. Ara ara bunları oynar, keyfimize bakarız. Kaldı ki daha galiba workshop'tan edinilebilinen elemanlar var abi. Secret Unit Champion falan filan böyle yeni şeyler varmış. Baksana abi. Ya bunlar harita galiba, çok emin değilim de. Ya bunlar 5 indirilmiş, 10 indirilmiş. Bunlara bakmayız bile ama. Daha yani atölye içeriği de var modun, bayağı iyi. Bayağı iyi.